Bugün 15 metre uzunluğunda ve 40 ton ağırlığında dev bir tarih öncesi köpek balığı olan Megalodon'u bulmaya çalışacak. Bak, tıpkı annene benziyor Arnold. Sadece bu biraz daha küçük. Arnold Megalodon'u bulmak için dünyanın en alçak noktasına, yani Mariana Çukuru'na dalmak zorunda kalacak. Arnold, rica etsem bu 170 metrelik işarete dikkat eder misin? İşte tam da bu noktada kişi suyun basıncıyla düzleşir. Hadi seni uygun şekilde hazırlayalım. Dur bir dakika. Bu arada kapı gerçekten ikisine yetmiyormuş. Neyse biz dalalım. Güneş ışığı yalnızca yaklaşık 1 kilometre derinliğe kadar nüfuz eder. Arnold, bak bunlar siyah duman çıkaran hidrotermal bacalar. Çok çok sıcak su püskürtüller. 450 derece. Bu ısı kaynakları nedeniyle dünyanın en derin yeri olan Mariana Çukuru'nun sıcaklığı yaklaşık 1 derecedir. İşte en dibe gelebildik. Buradaki basınç 108.6 megapascal. Bu yüzeydekinden 1000 kat daha büyük. Santimetre kare başına ortalama 1.7 ton basınç var. Arnold, eğer denizaltın olmasaydı alüminyum folyo kadar dümdüz olurdu. Görünüşe göre burada megalodon yok. Yüksek basınç nedeniyle bu derinlikte her şey yapışkan bir mukusa dönüşür. Hadi seni çıkartalım. Gördüğünüz gibi Mariana Çukuru'nda megalodonlar, deniz kızları veya diğer büyülü yaratıklar yok. Onların hepsi peri masalları. Biliyor musun Arnold? Yanılmışım. Annen megalodona benzemiyor. Daha çok Cthulhu'ya benziyor. Bu benim en sevdiğim balık. Ona Toby diyorum. Bugün bu ikisinin zihinlerini değiştireceğim. Herkes hazır mı? Toby, işte başlıyoruz. Bakalım neler oldu. Arnold, eğer bu sensen, 3 kez baloncuk çıkar. Şimdi yüzgecini salla. Tamam, dön. Ters sakla. Evet, şimdi kesinlikle sen olduğunu görebiliyorum. Toby, kötü çocuk. Yapma. Akvaryumu koy. Eyvah. Arnold, nefesini tut. Mide sıvılarını solursan ölürsün. Yemek borusundan geçerken midendeki tüm asitleri pompalamak için 7 saniyemiz var. Bayıldın mı yoksa? Tıpkı gerçek bir pirana gibi. Bu piranalar sürü halinde bir ineğin tamamını sadece 10 dakika içerisinde kolayca sindirebilirler. Yalnız kaldığı anlarda da en ufak bir hışırtıdan bayılırlar. Balıkların çok miktarda tatlı suya ihtiyaçları vardır. Bu nedenle midelerini direkt 4 litre suyla doldururlar. İşte... Bir şeyler atıştır. Toby'nin en sevdiği ikram. Ama dişlere dikkat et. Bir pirana ısırığı dinozorlar da dahil olmak üzere dünyadaki diğer tüm canlılardan daha güçlüdür. Şu anda isteyeceğin son şey midende bir delik olması. Aslında bir planım var. Toby, ağzını aç ve Arnold'u dışarıya itmeye çalış. Arnold, çıkışa yüzmeye git. Hadi beyler birlikte çalışın. Arnold, girişi çıkışla karıştırmış gibisin. Google haritaları kapat ve harekete başla. Toby, onu dışarıya atmaya çalış sen de. Oradan kuru bir şekilde çıkamayacaksın. 5 litrelik lavman çantamı nereye koydum ben ya? Aa, işte burada. Bu daha iyi. Şimdi sadece yaklaşık 4 metre yüzmen lazım. Iy, neler yiyorsun ya sen böyle? 90'lardan beri şu aleti görmemiştim. Su neredeyse bitti. Işığa doğru kürek çek hadi. Biraz farklı bir deney planladım. Ama iyi oldu ya. Değil mi Arnold? O kadar çok kişinin hayallerini gerçekleştirmeyi başardın ki. Büyük bir yolcu gemisinde kesinlikle yalnız olmak mı? Yaşasın! Sadece 7 günlük basit bir yolculuk için gemide 12.000'den fazla yumurta, 380 kilogram dondurma ve 2 ton deniz ürünü ve et var. Baksana. Eğer hepsini tek başına yemeye kalkarsan bu miktar sana yaklaşık 5 yıl yeter. Bunun gibi bir gemi yolculuğuna çıktıktan sonra insanlar ortalama olarak 3 kilo alırlar. Yolcu gemilerinde bir sürü eğlenceli etkinlik var. O kadar ki aslında çoğu yolcu için 7 gün hepsini yapmak ve görmek için yeterli değildir. Hay aksi, yakıtımız bitmiş gibi görünüyor. Tam hızda gemi günde 5 tona kadar yakıt yakıyor. Şimdi diğer yolcu gemileri gibi okyanusta sürükleneceksin. Çünkü limanda kalmaktan daha ucuz. Arnold,
Görünüşe göre tatilin beklendiğinden biraz daha uzun sürecek. Tam bir ay geçti. Acaba bu akıntı seni nereye taşır? Tebrikler Arnold. Şimdi tüm dünya senden nefret ediyor. Çantalarını topla ahmak herif. Tatilin bitti. Onu en son uzayda uzay giysisi olmadan bırakmıştık. Ve görünüşe göre burayı pek sevmemiş. Hadi onu dünyaya gönderelim. Daha doğrusu okyanusa. Burada şanslısın. Demek bir balinanın içindesin. Ama neden şanslısın? İspermeçek balinasının dişlerinin arasından kaydın. Her diş bir kilo ağırlığında ve kemiklerini ezebilir. Burası oldukça karanlık. İspermeçek balinasının içerisinde ışık nereden geliyor? Çevrende tonlarca su, balık ve plankton var. Tüm yaratıkların IQ'su seninkinden daha yüksek. Şimdi buradan çıkmanın iki yolu var. İspermeçet balinasının boğazının genişliği sadece 20 cm. Bu yüzden bizim yardımımız olmadan mideye girme ihtimalin yok. Buradaki hidroklorik asit o kadar çok yoğun ki çok sayıda kimyasal yanığa maruz kalırsın ve acı içerisinde ölürsün. İkinci çıkış yolu çok daha uygun. Artık balina fazla sudan, yenmeyen her şeyden ve eğer şanslıysan senden kurtulmaya çalışacak. Balinalar genelde 200 metre derinlikte yüzerler. Ama senin gibi hazırlıksız bir yaramaz, ekipman olmadan ancak maksimum 20 metre yüzebilir. Ama bu da ne? Duman kokusu alıyor musun? Balinanın içindeki duman nereden geliyor? Arnold, kendini şanslı bir çocuk gibi hissediyor musun? Tamam, ama kesinlikle suda boğulmayacaksın. Piranalar. Yaklaşık 50 farklı pirana türü vardır ve bunların sadece birkaçı canlı varlıkların etini yer. Diğer tüm türler ya vejetaryandır ya da sadece leş yer. Arnie, bil bakalım hangi piranalarla tanışacaksın. Akıllı ol, haklısın. Arnie'nin şansına izleyicilerimizi hayal kırıklığına uğratacak da olsa, bilimsel olarak piranaların saldırıp öldürdüğü tek bir insan bile kayıtlara geçmemiştir. Tamam o zaman, böyle bir durum oluşturmamız lazım. Arnie, atla! Gördüğünüz gibi onlar için kesinlikle ilginç değilsin. Ve dahası senden korkuyorlar. Piranalarda saldırganlık çeşitli faktörlere bağlıdır. İlki ısıdır. Sıcaklık ekleyin, lütfen. Teşekkürler. Bu cehennem herkesi çıldırttı. Kuraklar sırasında nehirdeki su seviyesi düşer ve yiyecek bulmak çok daha zor bir hal alır. Bu ikinci bir büyük faktöre yol açar. Açlık. Açlıktan ölen piranalar hasta, zayıf akrabalarını bile yemeye hazırdır. Peki bu senin için ne anlama geliyor? Arnie, saldırganlıklarını etkileyen üçüncü faktör de yavrularını koruma ihtiyacıdır. Anne ve baba çocuklarının rahatsız edilmesinden hoşlanmazlar. Aperatif olarak küçük bir kanlı kesik ekleyelim. Ve şimdi Arnie, piranalarla tanışmaya hazırsın. Çenelerinin yapısı avlarından büyük et parçaları koparmalarını sağlar. Jilet gibi keskin dişleri 4-5 mm uzunluğundadır ve tendonları, hatta küçük kemikleri bile kesebilirler. Arnie, el ve ayak parmaklarını unutabilirsin. Sadece birkaç dakika içerisinde tertemiz bir iskeletin olacak. En büyük pirana temsilcilerinden birinin ağırlığı 1 kiloya kadar ulaşabilir. Ama Arnold'u tüm kemikleriyle birlikte yiyebilmeleri için çeneleri ne kadar büyük olmalı? Hadi piyano dişlerinin boyutunu 6 kat arttıralım. Bu tür dişler, kemikleri kolayca küçük, minik parçalara bölebilir. Piranalar nehirlerin temizlikçileridir. Amazon'un dibinde çürüyecek hiçbir şey bırakmazlar. Yani tabii saçlar hariç. Balıklar bile saçının aptalca olduğunu düşünüyor Arnie. Uyan Arnold. Megalodon'un karnındasın. Tık 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 Arnold. Beyaz dafyanı takip et. Megalodon 15 metre uzunluğunda ve 40 ton ağırlığında Otodontidae ailesine ait bir köpek balığıdır. Besin zincirinin en tepesinde bulunan bu canlı deniz derinliklerinin en tehlikeli avcısıdır. Megalodonlar küçük balinalarla beslenirler. Ancak bu balinalar boyut olarak onlardan büyüktür. Ne yüksek hıza ne de dayanıklılığa sahiptirler. Kurbanlarına çarparak kemiklerini kırmaya, kalp ve akciğer gibi hayati organlarına zarar vermeye çalışırlar.
Megalodon 5 sıra halinde düzenlenmiş 276 dişe sahiptir. Ve bu dişlerin en büyüğünün uzunluğu 19 santimetre olabilir. Bu büyük beyaz köpek balığının dişlerinin uzunluğundan 3 kat fazladır. Megalodonların çeneleri 2 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindedirler. Ve 100 kilonewton'a ulaşan ısırma kuvvetine sahiptir. Bu büyük beyaz köpek balığının 9 katı. Ve Megalodon'un küçük balinaların kemiklerini kolayca kırabilmesini sağlar. Merhaba Arnold. Rahatla. Rahatsız edecek kimse yok. Okyanusun ortasındasın. Yüzlerce kilometrelik alanda bir ruh bile yok. Ağlama. Hayatta kalmana yardım edeceğim seni küçük aptal. Dikkatlice dinle ve sana söylediğim her şeyi hatırla. Her şeyden önce kesinlikle temiz içme suyu bulman gerek. En kolay yol sal üzerinde biriken çiğ damlalarını yalamaktır. O değil Arnold. O kuş boku. Ne yazık ki bu tür çiğ damlalarının sayısı uzun süre hayatta kalamayacak kadar az. Daha zor bir yol. Yağmur suyunu toplamak için bir tüp kap bulmaktır. Ama yağmur yağmadan ölebilirsin. Bu yüzden üçüncü yönteme ve en zor olanına geçelim. Arnold, bunu başaramayacak kadar aptal. Ama siz sevgili izleyicilerimiz yine de dinleyin. İki kap, bir torba ve bir ağırlıktan bir su damıtma cihazı yapabilirsiniz. Tuzlu okyanus suyunu daha büyük kaba koyun. Su buharlaşacak, torbanın ortasında toplanacak ve daha küçük kaba damlayacaktır. Ve işte taze damıtılmış içme suyumuz hazır. Arnold, balık tutmaya gitme zamanı. Zehirli görünmeyen her şeyi ye. Yosun, plankton, deniz anası ve hatta küçük balıklar sadece basit bir tişört ile yakalanabilir. Evet, tadı iğrenç olabilir Arnold. Okyanusa çok uzun süre bakmanı tavsiye etmiyorum. Güneş ışınları suyun yüzeyinden yansır ve gözlerini yakar. Öyle olursa artık dünyayı göremezsin. Ama dünya seni görür. Keşke tam tersi olsa. Arnold, kendini UV ışınlarından korumak için salın üzerinde bir cibinlik yapmalısın. Açık okyanustaki termal şok garantili ölümdür. Ancak güneş seni tehdit etmeye daha başlamadan bir fırtına gelebilir. Salın devrilmesini önlemek için tüm ağır nesneleri ortaya koy ve merhamet için Poseidon'a dua et. Tebrikler, fırtınadan sağ kurtuldun. Ama yine de kara bulma sorunu devam ediyor. Biliyor musun, sana söylemeyi unuttum Arnold. Tüm dünya okyanusunda karadan en uzak noktadasın. Point Nemo'dasın. En yakın insan yerleşimi 400 kilometre uzaklıkta. O da neresi biliyor musun? Yukarıdaki Uluslararası Uzay İstasyonu. Merhaba Arnold. Banyo mu yapıyorsun? Dalganın seni banyoda değil de denizde yakaladığını bir hayal et. Karadeniz aslında aynı zamanda büyük bir küvet. Sadece 340 bin mil küp büyüklüğünde. Doldurulması yaklaşık 243 milyon yıl alıyor. Tektonik plakaların ani hareketi dalgalara neden olur. Deniz dibi birkaç metre yükselir. Ve böylece ölümcül tsunami dalgaları oluşur. Artık Portekiz'deyiz. Dünyanın en yüksek dalgaları burada oluşuyor. Bir çita gibi. Ama dalgalar dünyasının çitası bu. Çünkü hızı zaten saatte 60 mile ulaştı bile. Bir Hawaii sörfçüsü burada 25 metrelik bir dalga yakaladı. Bunun için Guinness Rekorlar kitabına girdi. Hiç öldürücü dalga diye bir şey duydun mu? Bunlar bir gemiden bile görülemeyen 20 ile 30 metre yüksekliğinde tek dalgalar. Aniden ve anlaşılamaz bir şekilde ortaya çıkarlar. Bu nedenle bir gemi mürettebatını kurtarmak için çok az zaman vardır. Katil dalgalar bir gemiyi sadece bir vuruşta batırabilir. Conor McGregor bile böyle bir nakavtı kıskanırdı. Kayıtlardaki en büyük dalga 1958'de Alaska'daki Lituya Körfezi'nde oluştu. Dalga 30 metre yüksekliğe ulaştı ve körfeze yakın dağları kapladı. Sonuç olarak deniz seviyesinden 500 metre yüksekliğe kadar olan tüm bitki örtüsü yok edildi. Bu 5,5 özgürlük heykelinin üst üste koyulması gibi. Böyle bir durumda doğa kendisine bir tsunami'nin yaklaştığını anlayacak. Hayvanlar felaketin geldiğini hissedecek ve aceleyle bir yere koşmaya veya garip davranmaya başlayacaklar. Kuşlar sürüler halinde uçacaklar. Karadaysan arabaya bin, bisiklete bin, koş ya da en azından King Kong'dan seni kaldırmasını iste. Yani deniz seviyesinden en az 30 metre yüksekliğe çıkman gerekecek. Arnold, Empire State binasının en üst katına çıksan iyi olur. Gökdelenin yüksekliği 102 kat ve 380 metre. Asansör dakikada 200 metre hızla çıkıyor. Yani kesinlikle zamanım var. Peki bu da mümkün. Suyun altında bağırma, yoksa boğulursun.
Kendini herhangi bir şekilde bilinçli tut. Arnold. Şehir kaos içinde. İki dev. King Kong ve Godzilla savaşıyor. Günaydın Arnold. Bugün için planların ne? Belki bugünün planı ölmemeye çalışmak. Korkuyor musun Arnold? Ama ya bunların hepsi uydurmaysa? Peki ya sana ne King Kong'un ne de Godzilla'nın dünyada hayatta kalamayacağını söylesem? Oldukça basit. Bak şimdi. Dünyanın gelmiş geçmiş en uzun adamı Robert Pershing Waldo'ydu. Boyu 2 metre 72 santimetreydi ve sadece 22 yıl yaşadı. Gigantizm denilen bir hastalıktan muzdaripti. Bu hastalıkta beyin aşırı miktarda büyüme hormonu salgılar. Bu nedenle insanların evrimi sürecinde boy ve kilo normları oluşturulmuştur. Ve herhangi bir büyük sapma hastalık olarak kabul edilir. Ve tabii ki en büyük stresi de 5 litre kan yerine 15 litre kan dolaştırmak zorunda olan kalp çekiyor. Ve kalp çoğu zaman bu tür yorucu dinamikleri çok uzun süre dayanamaz. Peki ya dünyada balinalar gibi başka dev yaratıklar olduğu gerçeğine ne demeli? Her şey kolayca açıklanabilir. Suyun yoğunluğu havanın yoğunluğundan daha yüksektir ve neredeyse bir insanın yoğunluğuna eşittir. Bu yüzden tuzlu su yüzeyinde yüzebiliriz. Bu habitatın kendisinin canlıların ağırlığını desteklediği anlamına gelir. Örneğin 50 milyon yıl önce ataları toynakları olan bir köpeğe benzeyen balinalar. Godzilla ve King Kong arkadaşımız yer çekimi nedeniyle dünyada var olamazlardı. Ama diyelim ki Godzilla ve King Kong'un varlığına bilimsel olarak izin vermek için yer çekimini kapattık. Yeryüzünde sabit olmayan her şeyi uzaya fırladı. Buna tabii açıkta yakalanırlarsa uzaya fırlatılacak olan insanlar da dahil. Ve kendilerini bir yerde bir odada bulan bu şanslı azınlık. Evler sonunda yukarıya doğru uçana kadar bir süre daha yaşayabilir. Ve sonunda gezegenimiz tamamen parçalara ayrılır. Bu nedenle dünyayı yok etmek için iki devin kavgasını beklemene gerek yok. Basitçe yer çekimini kapatabilirsin. Merhaba Arnold. Banyonu sattın mı? Neden ya? Ne? Her şey yeni PlayStation 5 ile mi ilgili? Arnie'yi bilirsiniz. Bir doktor James Hamlin'in 5 yıldan fazla bir süredir yıkanmamanın mümkün olduğunu göstermişti. Hadi bir meydan okuma yapalım. Cildimiz yüzeyi, mikrobiyom denilen şeyi oluşturan çok sayıda bakteriye ev sahipliği yapar. Uzun süre sabun kullanmaktan kaçınırsanız, mikrobiyom dengenizin doğal olarak dengeleneceği anlaşılmıştır. Ancak 3 gün bile yıkamazsanız kaşınmaya başlarsınız. Merak etme. Git biraz hava al. Belli ki duş almadan geçen birkaç günün ardından berbat bir şeyler kokmaya başladı. Tamam. Bir sürü deodorant almak o kadar da kötü bir fikir değil. Vücudun kokusunu maskelemek için koku kullanma yönündeki küresel eğilim ilk olarak Orta Çağ Avrupa'sında ortaya çıktı. O zamanlar insanlar yaşamları boyunca ortalama olarak sadece 2 kez yıkanırlardı. Doğumda ve ölümde. Evet, kötü koku gitti. Ama deodorantların sık kullanımı alerjiye ve nefes darlığına neden olabilir. Ve kullandıkları alüminyum tuzları kanser hücrelerinin büyümesine bile yol açabiliyorlar. Zamanımızda bile modern dünyamızda hala çok nadiren yıkanan insanlar var. Evsizlere ek olarak uzak kuzeyin sakinleri de Eskimolar ve Chuki. Kendini bir çöp yığını gibi mi hissediyorsun Arnold? Yıkanmama benlik saygısı kaybına yol açabilir. Ve komşu çocuklar evini grafitiyle boyar ve pisliğin hakkında seninle dalga geçerler. Nereye gidiyorsun Arnold? Umarım gerçekten aptalca bir şey yapmazsın. Arnold, işte buradasın. Yani Chucky'nin yanına taşınmaya mı karar verdin? Tebrikler. Artık duş sevmeyen bir kulüptesin. Üstelik meydan okuma tamamlandı. Ve mikrobiyomun tekrar dengeye geldi. Vay canına. Yıkanmamamıza rağmen cildiniz yumuşacık, tazelendi ve sivilcelerin tamamen yok oldu. Ama
bekle. Bu da ne? Görünüşe göre bugün Chucky ritüel banyo yaparak bir tatil kutluyor. İlk önce ellerindeki tüm kıyafetleri giyerler ve mümkün olduğunca terlemeye çalışırlar. Sonra birbirlerinin derisini kemik kazıyıcılarla sıyırırlar. Ve tüm bunlardan sonra kendilerini mühür yağıyla yağlarlar. Arnold, şimdi uzak kuzeyin en iyi geleneklerinden yıkanmak üzeresin. Ve kesinlikle çok uzağa koşamazsın. Çünkü seni kokundan bulurlar dostum. O ne öyle? Hey man kafa, umarım Mentos aramıyorsundur. Demek challenge'ın şartlarına göre suyu kolayla değiştirmen gerekiyor. İyi de neden bu kadar mutlu görünüyorsun? Dikkat et. Geliyor! Bir kutu kola 10 çay kaşığı şeker içerir. Yani gün içerisinde alman gerekeni bir seferde alıyorsun. Tek seferde bu kadar çok şeker yersen aslında kusman gerekir. Ama otofosforik asit, şeker tadını büyük ölçüde emer ve her şey güvenli bir şekilde içeride kalır. Beyni kandırmak çok kolaydır. Ancak vücudu kandırmak zordur. Karaciğer bu zulmü atlatmak için tüm şekeri yağa çevirir. Arnold'un ömrü fazla kilolu olduğu her an kilogram için 2,5 yıl azalır. Yani 100 kiloya ulaşırsan hayatından 25 yıl kaybedeceksin demektir. Öte yandan birkaç yıl sonra diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterolün tüm yan etkilerinden genç ve güzel bir şekilde ölme şansın oldukça yüksek. Şeker ayrıca kemiklerden ve dişlerden kalsiyum emer ve ortofosforik asit işleri iyice mahveder. Artık kemiklerin en ufak bir darbede bile kırılabilir. Yetmiyormuş gibi bu sıradan karbonatlı suyu dönüştüren koruyucuların yüzünden akciğer veya karaciğer kanseri olursun. Ama büyük, sulu bir burger ve patates kızartmasıyla çok iyi gidiyor değil mi? Ve bu arada tuvaletin yanında bir koltuk seçmeyi unutma. Koladaki kafein idrar söktürücü etkiye sahiptir. Arnie acele et, insanlar bekliyor. Şu anda derin ve tatlı bir uykuda ve onu uyandırmak zorunda olduğum için çok üzülüyorum. Hayır, yalan söyledim. Her zamanki gibi şaka yapıyorum. Arnold uyan! Kaldır arka tarafını yataktan. Valizini çoktan hazırladım. İşte uçak biletim. Hadi gidelim. Çok rahatlatıcı ve güzel bir hafta sonu geçireceksin. John Pemberton'ın 1886'daki tarifine göre oluşturulan orijinal Coca-Cola ile dolu banyolar yapacaksın. Coca özünden yapılan bu eczacık karışımı kanda oldukça iyi emin. Ve belirli dozlarda coşku yaratabilir. Ve belirli dozlarda da seni öldürebilir. Bu içecekle banyo yaparken cildin büyük miktarda benzil, metil, ekonin emecektir. Arnold kendini oldukça mutlu ve neşeli hissediyor. Şu anda kanındaki bu bileşenin miktarı 50 miligramı geçmiyor. 500 miligramlık doz ise toksiktir ve 1.2 miligram öldürücü olacaktır. Bu yaşadığın coşku 30 dakika sürecek Arnold. Ve bu duyguyu tekrar tekrar yaşamak isteyeceksin. Hayır dostum, bu kadarı senin için yeterli. Bu spa tedavisinin yeni dozunu almadan Arnold agresif ve huzursuz hale gelecek. Bu madde beyindeki dopamin miktarını azaltır ve o olmadan Arnold kendini mutsuz hisseder. Şimdi tüm enerjisini daha fazla Coca-Cola bulmaya ayırıyor. Arnold, eskisini özledim bile. Kana girdikten sonra Coca özü vücut ısısını yükseltir. Kan damarlarını daraltır ve kan basıncını yükseltir. Yarım yıl boyunca böyle günlük kola banyoları yaparsan Arnold ve içten içe yanarsın. Tatlı ama gerçekten kısa bir hayat yaşadım. Ne seçeceğine karar vermeye çalışıyor. Hindistan cevizi suyu ve kola arasında kaldı. Ne kadar orijinal Arnie. Arnold, sen tam bir belamı tadısın. Uy, bu gerçekten kötü görünüyor. Derhal hastaneye yatırılmaya ihtiyacın var. Hastaneye yetişemeyeceksin. Kalbin durabilir. Ulaşım sistemindeki basıncı korumak için acil bir kan nakline ihtiyacın var. Vietnam Savaşı sırasında bazen tedavi için Hindistan cevizi serumları kullanılmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde Hindistan cevizi suyu insan kan plazmasına oldukça benzer. Peki elimizde ne var? Kola mı? Tamam. Hadi işe koyulalım. Ama ilk önce tüm gazdan kurtulmalısın. İçeceğin içerdiği gaz kan damarlarınızın içerisine girerse kelimenin tam anlamıyla sizi içeriden parçalar. Kola şeker içerir. Glikoz. Bu mükemmel bir hızlı enerji kaynağıdır. Ve gerçekten canlanmanızı sağlar. İşe yaramış gibi görünüyor. Kola vücudunda kök saldı. Ama görünüşe göre birazcık değişti dostum. Saçların bile renk değiştirdi. Ama öte yandan çocuk partilerinde en hoş karşılanan konuk olacaksın. Kolanın içindeki bolca kafein damarlarında dolaşırken sadece 3 günde bir uyuman yeterli olacak. Artık sıradan insanlardan çok daha fazla zamanım var.
Sonuçta profesyonel sporcular bile hızlı bir enerji dozu için kola içiyorlar. Ve her zaman en yakın süpermarkette kolanı tazeleyebilirsin. Hayır, dur. Seni deli kamikaze. Sadece tek bir mentos seni bir karadan havaya füzeye dönüştürebilir. Endişelenme. Gününü mahvetmeyecek. Kola hafif depresyonla mücadeleye bile yardımcı olur. Ama dürüst olursak, Arnold, kanında kola olması aslında ölümcül. En çok gözlerin, böbreklerin, sinirlerin ve kalbin etkilenir. Evet, görünüşe göre kola bir seçenek değil. Ne dersin? Bir dahaki sefere de Pepsi deneyelim mi? Arnold. Görünüşe göre dün gece birisi biraz eğlenmiş ve bir şey bana beyninin muhtemelen bu oda kadar dağınık olduğunu söylüyor. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Arnold, gerçekten olabilir mi? Dün gece sonunda gerçek bir erkek mi oldun? Tebrikler. Bu senin için ilk alkol zehirlenmesi. Ve bunlar yeni bir tanımanın ilk tatsız sonuçları. Arnold, yeni arkadaşlarına kadeh kaldırmaya ne dersin? Anlıyorum. Tabii ki, yapman gerekiyorsa yapmalısın. Arnold, bu olayı gerçekten ömür boyu hatırlamak istedin mi? En azından daha sonra arkadaşlarına anlatacak bir şeylerin olacak. Gördüğün gibi, alkol zehirlenmesinin sonuçları sadece sağlığa zarar vermez. Aynı zamanda banka hesabına da zarar verir. Dün gece cömertlikte eşsizdin Arnold. Partinin kralı sendin. Şimdi dişin nerede? Zil çalan bir şeyler mi var? Hiçbir şey yok mu? Hayır mı? Arnold, bunu bilmiyordun ama çok fazla içmek gereksiz saldırganlığa yol açar. Ve bunun için kesinlikle bir bedel ödedin. Bir çözüm buldum. Aspirin alma zamanı. Bekle. Hayır. İlk yardım çantanı doldurmayı unuttun. Ama gerçekten Arnold, tüm bu sıkıntılar kafanın içerisinde. Maden suyu mucizevi bir şey. Susuz kalmışsın. Sadece vücudundaki eksik suyu tamamlaman gerekiyor. Jacuzzi'nin nesi var? Dün geceden sonra içmeyi bırakmak isteyip istemediğini anlarım. Ama suyu değil. Akşamdan kalmışlığından kurtulmanın o kadar kolay olacağını düşünmedin, değil mi? Bir iş bir bölge arasın. Yeni bir Jaws için bir planımız var. Ne oldu Arnold? Ambulans mı çağırıyorsun? Gücünü lezzetli pizzayla doldurmaya karar verdin. Ama bir şeyi unuttun. İçki nefesi. Bunlar karaciğerlerinin işlenmesini devraldıktan sonra vücutta ortaya çıkan etanolün bozulma ürünleridir. Bunlardan biri asetik asit. Özellikle kötü bir kokuya sahiptir. Hey Arnold! Yemekten sonra hala uyumak istediğine emin misin? Ne yazık ki uykuyu unutmalısın. Alkol alımından sonra serebellar fonksiyonlar bozulur. Gözlerin kapanır, kapanmaz. Beyincik uzayda oryantasyon için yeterli veriye sahip olmayı bırakır ve beyin korteksine kırık veriler işlemeye başlar. Yatak dönüşlerine merhaba de. Zavallı Arnold. Sadece sana bakmak üzücü. Sadece bir tavsiye vereyim. Şu anda bir fincan sıcak çay seni kurtaracak. Kendinizi sıcak bir battaniyeye sar ve öyle derin bir uykuya dal ki hiçbir prens seni öpücüğüyle uyandırmasın. Arnold, sana yardım edeceğini söylemiştim. Peki, seni ikinci doğum günün için tebrik ediyorum. Unutma Arnold, her neşe maskesinin ardında ciddi anlamda kötü şeyler yatar. Hadi, bunu kendine sen yaptın. Bir dahaki sefere görüşürüz Arnie. Umarım sonunda başını belaya sokarsın.